Selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Demet. Murat, iyi akşamlar. Sevgili Cem abi, nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Sen nasılsın kardeşim? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şu müziği biraz kısayım da. Çok güzel oluyor sizin mutlulukta. Şimdi, efendim iyi akşamlar. Evet, size birazcık daha az buluşacağız demiştim. Daha az buluşuyoruz ama her zamanki gibi çok çok önemli insanları davet ediyoruz. Murat Özyeğin'i davet etmemin sebeplerini önce biraz anlatayım size. Özyeğin ailesi Türkiye'nin bence en değer verilmesi, en dikkat edilmesi gereken ailelerden birisi. Neden diyeceksiniz? Muhteşem güçlü bir baba Hüsnü Özyeğin 30-35 senedir Türkiye'nin ekonomisine yön veren adamların başında geliyor. Yaptığı yeniliklerle her zaman ön planda olmuş, herkese örnek olmuş. Ondan sonra bir şey oluyor. Hüsnü Özyeğin hala genç, saati yerinde. Aile bir karar veriyor. Geçen sene bir aile anayasası hazırlıyor. Ve baba çok aktif bir insan olmasına rağmen, tanıyanlar bilir, bu anayasayla beraber yönetimi çocuklarına ve Murat Özyeğin'e devrediyor. Murat Özyeğin şu anda bütün grubun yönetim kurulu başkanı. Kız kardeşi de yönetim kurulu başkan yardımcısı. Ben Murat'ı yeni nesil için bir rol model olduğu için davet ettim. O da samimi bir insan. Tahmin ediyorum ki bütün bu evreleri bize anlatacaktır. Çünkü Türkiye'nin geleceği için bu rol modellerin ne düşündükleri, ne yaptıkları yeni nesil, genç nesil için çok önemli görüyorum. Tabii ki vakit kaldıkça da onlar çeşitli sektörlerde çalışıyorlar. O konuya da gireceğiz. Ama Murat'ı bir rol model, aileyi bir rol model, anayasayı bir rol model ve bunları anlamak ve anlatması için rica ediyorum. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Sen gerçekten çok değerli bir insansın. Benim evet. için de hayatta her zaman önemliydin. Yani hep sosyal bir distans vardı aramızda. Hep çeşitli evet. ülkelerdeydik. Ama arkadaşlığımız, dijital arkadaşlığımız hep benim için çok önemliydi. Davetimi kabul ettiğin ve bütün bu yoğunluğuna rağmen bizle beraber olduğun için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Cem abi. Ben sizle hakikaten çok daha böyle Amerika'dan daha yeni İstanbul'a dönmüştüm. Daha yeni böyle yeni projeleri tanımaya çalışıyordum. Sizinle bir projeyi birlikte bir değerlendirme şansımız oldu ki bence dünya hala öyle bir proje görmedi. Ben de işte burada bir bu noktada o yaşımda ne kadar sizin vizyonunuzla koyduğunuz dünyadaki her şeyin en kalitelisini bulduğunuz, hiçbir şeyden ödün vermediğiniz. Emek sarf ettiğiniz en önemli konu da daha da önemlisi belki projenize duyduğun passion'dı. Projenize duyduğunuz passion ve o heyecan gerçekten vücut dilinizin her tarafına yansıyordu. İşte ben böyle bir babanın oğlu olarak bir yandan da başka bir öyle bir analoji yapmak istedim. Yani bu birinci nesil girişimciler. Evet, evet. Çok güzel anlattın. Birinci nesil girişimciler. Burada hiçbir şekilde yılmıyorlar. En iyisini yapmak istiyorlar. En iyisini özür dilerim. Bir telefon geldiği için böyle bir ufak bir sıkıntı yaşıyorum. Onu bir şey yapacağım evet. şimdi. Bu çerçevede
ben de aslında sizin o zamanki heyecanınız gibi bir kariyer geçirmiş. Bütün hayatını işlerine adamış. Genelde ortalama 9'da 9.30'da yemeğe oturabilen, eve ancak o saatte gelebilen, her cumartesi çalışan, işinin en büyük hobisi olan bir kişinin çocuğu olarak büyüdüm. Kız kardeşim Ayşecan da aynı şekilde. Ve bu şekilde büyümenin getirdiği aslında işlerin içine bir yandan doğdum. Yani biz zamanında ben babamın bankayı kurduğu dönemde babamın bana dönüp Murat bu sene Uludağ'a gidemiyoruz sömestrde. İstanbul'da oturacağız. Çünkü varım yoğun bütün paramı iki evimi de satarak bankama koydum. O yüzden bu sene Uludağ'a gidemeyeceğiz dediği ortaokuldayken ben günleri hatırlarım. Bu nedenle hakikaten bu şekilde bir işini ön plana koymuş ve işi hakkında heyecanlı biri. Bütün ömrü böyle geçti. Girdiği yeni sektörler her konu ama bir yandan da her zaman işi en doğru şekilde delege etmeyi, işin bir takım oyun olarak görmeyi, takım oyuncu arkadaşlarına her zaman yetki vermeyi, her zaman onların inisiyatif almasına müsaade eden, hata etmesine müsaade eden bir insan oldu. Ben de onun takım arkadaşlarından biri olarak aslında iş dünyasında benim bir iki tane göz göre göre yaptığım hataları kabul etmiş ve bu konuda dahi beni mahsus uyarmamış ki o hatadan bir ders çıkarabileyim. Bir girişimcinin liderliğinde iş dünyasına atıldım. Ta ki birçok konuda yani ben çok şanslı da bir ikinci jenerasyon üyesiydim. Dediğim gibi hep önümü açtı babam, hep yetki verdi. Hep daha fazla denememi istedi. Hata yapmama göz yumdu. İyi yaptığımda hep... Baban hiçbir verdi. Zaman bir Türk iş adamı değildi. Yani baban her zaman bir dünya adamıydı. Ve büyük bir ihtimalle de o dünya, yani felsefesi hep dünyaydı baban. Yani ben her zaman çok seneler önce tanıdım. Hissettiğim buydu. Hep standartın dışında bir adam baban. Doğru, haklısınız. Ve yine bu şekilde bir bakış açısıyla okuduğu kitaplar, bir sürü transition hikayeleri okudu, bir sürü vaka çalışmaları okudu. Harvard Business School'da, farklı platformlarda, farklı ortamlarda ve gördü ki bu ikinci jenerasyon işi, demin sorunuza bir yerden dönmüş olacağım. Evet. Bu ikinci jenerasyon işinde aslında hiçbir ikinci jenerasyon veya üçüncü jenerasyonu bir anda bir yani sizin bunu sağlığınızda, keyfinizde, huzurunuzda, şahitliğinizde bunu ve yapılandırılmış bir şekilde devir ediyor olmak çok çok kıymetli. Ve bu şekilde bir yaklaşımla sizin aslında varisleriniz veya sizin... Ve Türkiye'de normal bir prosedür değil. Yani dünyada da değil, Türkiye'de de. Yani dünyada da örnekleri az, Türkiye'de yok gibi bir şey. Yani şöyle, aslında zaman zaman, yani haklısınız, şöyle haklısınız. Biz de çok değişik tecrübeler de yaşadık burada. Esprili birkaç bir şey anlatacağım. Yani örneğin beni arayan büyüklerim oldu. Ya şimdi sen kaç doğumluydun? İşte şu doğumluyum abi. Ya hay Allah ya, benim oğlan da seneye tam seninle aynı yaşta. Yani bir şeyleri bazı dostlarımızla, büyüklerimizle, abilerimizle, ablalarımızla tetikledik de sanıyorum. Yani bulaşıcı oldu yani. Ha? Ya bir de şey oldu en son. Başka genç bir arkadaş. İşte Hüsnü abi, ben sizi bir babamla buluşturabilir miyim? Ona da bir Allah sarısı falan gibi. Bir anlat. Belki bir beklenti içinde. Ya bu gibi bir yaklaşımla hakikaten bizim kız kardeşimle birlikte yani orada çok önemli bir mesaj var. Onun benim, hakikaten benim yani iki kanadım gibi çok kıymetli ve çok benimle birlikte çalışan, çok vizyoner, çok çalışkan bir kişi ikimize bu sorumluluğu bıraktı. Ve bu sorumluluğu da bırakırken bir sonraki nesillere de bunu nasıl taşımamız gerektiği konusunda 1,5 yıllık bir çalışma yaptık. Zaten babam bana bu konuyu 2 sene önce açtı. Ve o noktada ben artık sana yönetim kurulu başkanlığını, kız kardeşinle birlikte bir yapıyı kurmayı arzu ediyorum derken aslında döndük dolaştık, bu konuda uzman birini bulduk yurt dışında. Bu konuda yoğun tecrübeleri olan İngiliz asıllı bir kişiyi. Bu kişiyi de Harvard Business School'un dekanına sorduk. Ben de oradan mezunum, babam da oradan mezunum. Evet, ikiniz de, yani hem baban hem sen Harvard mezunusunuz. Evet, evet, ikimiz de. O yüzden onun dekanıyla yakın bir dostluğumuz var. Dean Norya'ya bir isim sordum, birini önerdi. O kişiyi hep beraber kardeşim, ben ağırlıklı olarak projeyi götürdük. İleriye dönük kararları babamla paylaştık. Bir sürü unsur var içerisinde. Yani bir sürü unsur var içerisinde.
Bunun başında ilerideki çocuklarımızın iş hayatına atılım, ilerideki çocuklarımızın iş hayatına atılım prensipleri, süreçleri, nasıl eğitim görmelerinin tercih edildiği, hangisinin hangi şekilde, yani bütün bu süreçlerimizi aile içinde kaç sayfalık çalışma bir kitap şartları. Bu? Kaç sayfa bu anayasa? 82-83 sayfalık bir kitap aslında. Yani ciddi, ama, ciddi, ciddi ama 80 bana, sayfa. İnanın bana en önemli kısımlarından bir 40-50 sayfası değerlerimiz. Yani bizim ailemiz ne için stand ediyor? Biz ne ifade ediyoruz? Hangi özelliklerimiz önemli? Tabii bir tarafta bankacılık gibi sorumluluk almamız gereken... İş hayatında uyguladığınız prensipler. Prensipler. Arkadaşla iş yapmaktan tutup tütün ürünlerine ya da alkol ürünlerine ya da kazino, kumarhane işletmemeye kadar veya herhangi birimizin bir politik bir sevdası olursa o sevdadan vazgeçmeden yani ikisi arasında bir seçim yapmak. Spor kulüplerinde... Yani ya siyasetçi olacaksın ya işine devam edeceksin. Örneğin. Ama siyasetçi olarak işini yapma gibi. Evet, gibi. Bu gibi unsurlarla birçok konuyu kalem altına almaya çalıştık. Tabii burada dünyaca meşhur ve pardon tecrübeli meşhurluğundan ziyade tecrübesi kritik. Tecrübeli biriyle çalışmış olmak bize bir sürü örneği de yani orada böyle bir 300 tane aile vardı farklı tecrübelerden geçmiş. O nedenle onun da bize katkıları çok kıymetliydi. Kız kardeşimle herhalde biz 8 kere Peter'la bu beyefendiyle bir baş başa ikişer saatten minimum üzerine 2 tam gün Londra'da 2 tam gün İstanbul'da yaptık. Sonra da babama uzun bir sunum yaptık. O da fikirlerini paylaştı. O da çok kıymetli paylaşımlarını yaptı ve bu şekilde güzel güzel bu sürecimizi tamamladık. Ekim ayında da tüm yöneticilerimizi bir akşam yemeğine davet ettik ve babam yönetim kurulu başkanlığını bana, kız kardeşime de yönetim kurulu başkan vekilliğini devrettiğini ve bu çerçevede de tüm yöneticilerimizle paylaştık, kutladık. Çok da keyifli geçti. Peki çok sen keyifli. Babam bu konuyu açtığında, baban ilk bu konuyu açtığında ne hissettin? Yani bir insan olarak ne hissettin? Bir oğul olarak ne hissettin? Şimdi burada tabii çok inanılmaz tarifi olmayan bir gurur duydum. Ama ilk reaksiyonumu söyleyeyim isterseniz. Baba iyi misin dedim. Yani hani babamın... Murat bu da tam baba, sana uyar yani. Yani güzel söylüyorsun. Baba iyisin değil mi dedim yani. Bir kere en önce bir sağlık veya hani hayırdır inşallah. Sıkıntı yok. Çok iyiyim oğlum dedi. Daha iyi olamam dedi. Tam tersi sana konuyu açınca bile üstümden yük kalktı biraz dedi. Onun üzerine hatta geçenlerde de başka biri espri yapıyordu. Bu bizim şey zamanında Cem abi. Covid çıktı falan. Ocak ayı, Şubat falan, Mart derken o ya Hüsnü Bey ne vizyoner adammış. Bütün bu yükü sen kardeşinle beraber kaldırıyorsun. Güzel. Böyle espri de yapar oldu. Hakikaten çok güzel bir süreç geçirdik. Çok peki Murat baban bu işi ne zaman bu değişimi ne zaman kafasına koymuş? Valla iki dedim ama 1,5 sene önce gibi koymuş. 1,5 sene önce bana açtı konuyu. Dediğim gibi sürecimizde bir takım bu çalışmalarımızı yaptık. Sonrasında daha böyle bir yoğun da bir dönem geçirdik. Bir 6 ay böyle bir erteledik diyeyim. Yani 1,5 sene içinde toplamda bütün bu hazırlıklarımız bitmişti ve sürecimizi sonlandırdık bu şekilde. Peki nasıl gidiyor yani bir genç bir girişimci, yeni nesil bir girişimci olarak böyle büyük bir grubun başında bu sorumluluğu taşımak? Türkiye'de son senelerde eski başarılarının gerisinde genel şartlar o kadar iyi değil. Arkadan şimdi korona gibi dünyanın hiçbir deneyimi olmayan bir şeyle karşı karşıya kalındı. Olduğunuz sektör FIBA, işte Credit Europe bunlar çok büyük kuruluşlar. Yani neler oluyor, neler oldu? Cem abi aslında şöyle söyleyeyim. Babam bu ilk basın açıklamamızda da güzel bir şey söylemişti. Biz aslında işlerimizin gelmiş olduğu noktanın adını koyduk. Yani aslında gerçekten birçok sorumluluğunu bana ve kardeşime bırakmıştı. Bunu çok yoğun bir süreç olarak gerçekleştirdi. Ve bunun sonucunda aslında böyle çok muazzam değişiklikler olmadı hayatımızda diyebilirim. Olmadı. Benim en çok hissettiğim sorumluluk anayasamıza her konuda sahip çıkmak oldu. Çünkü yepyeni bir doküman, yepyeni bir ailemizin bütün kurallarını belirleyen bir konu. Ama bunun yanı sıra bazı tabii ki hem bazı yönetim kademelerimizde hem farklı
konularda ve biraz da yönetim stilimizde bazı değişikliklere gittik diyebilirim. Bunlar da bir yandan aslında daha da yani özellikle sektörlerde bulunan, karşımızda bulunan challenge'lar diyeyim, yani zorluklar, fırsatlar veya tehditler aslında bir yandan da bu COVID dolayısıyla hızlandırılmış bir şekilde önümüze geldi. Yani belki perakendecilikte 5 yıl sonra geleceğimiz yere bu yüzden bugün geldik. Belki alışveriş merkezlerimiz için 5 yıl sonra olacak tehdit bugünden ortaya çıkmış oldu. Yani birçok alanda aslında bir hızlandırılmış bir öğreti ve hani bu noktada da tabii çok yoğun bir dönem geçirdik. Bizim şöyle bir şansımız oldu. Çin'de bu olaya yakalandık ilk. Bizim Shenyang diye bir şehrimiz. Şimdi bizi onu tam söyleyecektim. Siz Çin'de Çin'de neyiniz vardı sizin? Bizim bir alışveriş merkezimiz var. 120 bin metrekare kadarına bir alanı olan. İçinde Carrefour, Zara'nın, Inditex'in 17 markası, yani bütün büyük retailer'lar, birçok şirket, birçok dünyaca ünlü retailer, içinde bizim kiracımız ve tabii en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi gayrimenkul geliştirme ve bildiğiniz gibi perakende. Yani turizmden sonra turizm en fazlası, yani sizin de uzmanlık alanınız olan turizm. Evet, evet, evet. Uçuşlar engel, yani lokal bir şey olmadığı için tabii. Çok büyük bir etki altında. Ama biz ilk orada yaşamaya başladık. O aslında bizim için büyük bir fırsat oldu. Birkaç ay bizden önce bu konuyla muhatap oldunuz. Evet, yani ben onunla biraz daha erken muhatap olmanın getirdiği bir kaslar oluşmuştu aslında. Yani alışveriş merkezimizi, işte 5 kapısı vardı, 4'ünü kapamak, kalan dükkanları özellikle eczane ve süpermarket için açık tutmak, devletin bazı sağladığı imkanlardan faydalanmak, işte. Çinliler çabuk reaksiyon gösterdiler mi? Çok, çok. Onların bir tane şartı oldu Cem abi. Dediler ki alışveriş merkezini tamamen kapamayacağım dediler. İnsanların temel ihtiyaçlarını alabilmeleri lazım. Bravo. Dükkanlar, onun yerine sen açık tuttuğun sürece dediler, bizden elektrik parası almadılar. Bizden hiçbir, bizim birçok vergimizi sadece ötelemediler, aynı zamanda almadılar. Bunun yanı sıra bize hiç beklemediğimiz bir anda hesabımıza bir para geldi. O meğersem işte açık tutuyor olan gün sayısı için belli bir hesap yapılıyormuş. Ondan kaynaklı. Yani. Böyle biz kiracılarla görüşmelerimizi sürdürürken şu bu. İnanın bana, bize çok proaktif bir şekilde yardım ettiler. Siz kiracılarla ilgili olarak Çin'de nasıl bir rejim uyguladınız? İlk başta biz toplamda bugün üzerinden geçiyordum. Yönetim kurulumuz vardı şansa. 55 günlük bir kira tatili vermişiz. 55 gün, yani neredeyse tam 2 ay kira almadık onlardan. Daha doğrusu şöyle, 2 ay içinde açılanlardan 2 ay kira almadık. Bazı dükkanlar, işte karaoke bar gibi, sinema gibi, bazı çocuk alanları gibi zaten halen açamıyorlar. Kapalılar. Halen kapalılar. Onlardan halen almıyoruz. Bazılarına 3-3,5 aya kadar çıktı bu. Ama 2 ayla sınırlı bir şekilde birçoğu, demin saydığım markalar örneğin. Ama bir yandan da biz hep, yani ne ihtiyacınız var, sizin açık kalmanız için ne gerekli, başka türlü bir destek gerekir mi, bize kiracı listelerinizi verin, onlara kira ödemeleri için destek verelim. Bankamız aradı, kiracılarınızın kontak bilgilerini verin, onların CFO'larıyla konuşalım, onlara bir destek sağlayabilir miyiz diye. Yani süreci yani aktif destek yaptılar. Çok aktif oldular. Peki çalışanlar için ne yaptılar? Çalışanlar durdu mu, gönderdiniz mi? Şöyle söyleyeyim, çalışanlar tarafından biraz daha aslında, tabii alışveriş merkezi biliyorsunuz, ondan biraz daha perakendecilerimiz faydalandı. Yani doğru, alışveriş doğru. Merkezi siz, çok yoğun sizde, insan çalışıyor. Ama orada da security siz yapıyorsunuz, doğru mu? Biliyorum ki turizm, perakende, bu gibi alanlarda çalışan maaşı noktası, aslında bu ülkemizde de kısa çalışma ödeneği bence tabii bayağı işlevsel oldu. 3 ay boyunca çok güzel. Tabii, 3 aylık bir imkan tanıdılar, evet. Özel sektörün üzerinden çok büyük bir yük aldı Türkiye'de. Bu Çin'de de bildiğim kadarıyla belli bir büyüklükte çalışanı olan firmalar için benzer bir şekilde işledi. Ama çok proaktiflerdi. Banka hiçbir şey sormadan onlar da aradı. Hani bir proje finansman bankamız var. Onlar da bir esneklik ister misiniz? İşte faiz ödemenizi erteleyelim mi? Tabii bütün bu süreci yaşamak bizim açımızdan ilk başta Hollanda, İsviçre, daha sonra Romanya, daha sonra Romanya, Moldova, Türkiye, son olarak da Rusya'da karşılaştığımız bu krizle bizim adımıza aslında çok büyük bir öğreti platformu oldu.
Yani çok güzel. Birbiriyle bir kıyaslama yapsan, birbiriyle bir kıyaslama yapsan istersen, yani tabii, ülkelerin refleksleri olarak. Tabii ki. Şöyle, ülkelerin refleksleri olarak en proaktif olarak Çin ve Türkiye'yi sayarım. Çin ve Türkiye. Evet. Avrupa Birliği, tabii biz biraz daha bankacılık sektöründeyiz. Aslında ECB de tabii bankalara çok yüksek oranda bir fonlama sağladı ama bizim likiditemiz hep orada bir yüksekçeydi. O yüzden bizim orada aslında özel bir enstrümandan faydalanmamız gerekmedi. Ama ne o imkan ortaya kondu? Yıllardır süregelen bir sermaye yeterlilik rasyosu konusu vardı oradaki bankalarımızın. Onu kalıcı bir şekilde bankaların daha fazla, bütün bankacılık sistemine, bankaların daha fazla kredi verebileceği şekilde bir yapıya oturttular. Ve bu şekilde sermaye yeterlilik ihtiyacını bankaların kredi vermeleri için kalıcı bir şekilde düşürdüler. Bu tabii ki çok kıymetliydi. Diğer tarafta Rusya biraz daha, açık söyleyeyim, biraz daha eli sıkı gitti diyeyim. Yani ya Rusya biraz daha şaşırdı da bu konuya. En çok şaşıranlardan birisi. Biraz böyle bir, yani Rusya, açık söyleyeyim, hani en proaktif ülkelerden biri miydi Murat derseniz, hayır derim, değildi. Sanıyorum en az proaktif olanları Ruslar oldu. Romanya'da Türkiye ile Avrupa arasında oldu diyebilirim. Ama yani hakikaten ilginç bir tecrübeydi. Tabii hem evden çalışmayı test ettik Çin'de. Hem kiracılarımız da bu şoku atlatmalarına destek olmayı tecrübe ettik. Hem bankamızda konuşmayı tecrübe ettik. Hem hükümetle ne gibi konularda istişare edebiliriz, bunu tecrübe ettik. Ve sonunda hakikaten bu Çin'den bu olayın bize bir 1,5 ay evvel gelmiş olması bir öğreti anlamında çok kıymetli oldu. Bizim bir ekonomistimiz var. Çok kıymetli bir hanımefendi. Bir gün dedim ki ona, Çin bu sene büyümeyecek dedim. Ya dedi, Murat şaka mı yapıyorsun? Murat Bey şaka mı yapıyorsunuz? Olur mu ya böyle şey? Dedim, büyümeyecek, göreceksiniz dedim. Çünkü her şey durdu, anlamıyorsunuz dedim. Her şey durdu. Yani turizm bitti, uçak yok, otel yok. Ya dedi, böyle bir şey olabilir mi dedi ya. Çin dedi, hadi 6 büyüyecekti bu sene, 5 büyüyebilir dedi. Şimdi sonra bir 2 ay geçti, olayın nasıl bir ülkenin ne kadar durduğunu görünce Türkiye'de, ya Murat Bey hakikaten haklı mısınız? Çin belki de hiç büyümeyecek dedi. Büyümeyecek galiba bu yıl. Yani inanın, bunu yaşayan bilir usulü. Ülkemizde de yaşadık. Her şey durdu. Bu anlamda hakikaten acayip enteresan, değişik bir öğreti oldu. Farklı. Peki şimdi ekonomist şapkanla aşağı yukarı günlük dünyadaki bütün rakamlar önünden geçiyor. Dünyayı izliyorsun. 7, 8, 10 tane ülkede zaten şirketleriniz var. Şimdi bazı ekonomistler bu kriz başladığından beri, bugün birisi başka bir toplantıda bu kriz dediği, bu kaos dedi. Çünkü kriz başka türlü oldu. Neyse, onun girmeyelim şeyine, ama sen aşağı yukarı bütün dünyada rakamları takip ediyorsun. Ekonomistler kimisi çok karamsar, kimisi daha az karamsar, kimisi karamsar değil. Sen hangi taraftasın? Nasıl değerlendiriyorsun sayıları, rakamları? Bunları bize, bizim anlayacağımız şekilde 3-5 cümleyle anlatabilir misin? Evet, bu arada aşağıda bir takipçimiz Çin ikinci lockdown'u yaptı dün diye yazmış. Doğru, Pekin'de bu arada dün bayağı ciddi bir lockdown yapıldı tekrar. Evet. Haklılar. Ama bütün ülke yapmadı. Henüz Pekin'de sınırlı. Bravo. Bu anlamda bizim bugün yönetim kurulumuz var dedim ya, Zoom üzerinden Çin'le. Onu yaparken sordum. Bizim şehrimizi etkileyen bir şey henüz yokmuş. Ama Pekin'de ciddi bir lockdown yapılıyor şu an. Haklı arkadaşımız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yani belki de biraz şöyle söyleyeyim. Dünyanın bugün harcamış olduğu çok büyük bir para var. Bu anlamda ben kesinlikle iflah olmaz bir iyimserim. Yani o anlamda her zaman piyasa koşullarının kendi içinde çözüm üreteceğini, girişimciliğin her zaman ön plana çıkacağını, girişimcilikle çözülmeyecek bir konu kalmadığını, dünyadaki eğitim sisteminde de bazı noktalarda, yani birçok konuda ilerleme kaydetmek üzere iyi bir platform olduğuna çok inanıyorum. Bununla birlikte bu olay tabii öyle bizim kolay kolay virüsü söylemiyorum illa. Bu konuda bir uzman değilim. İkinci dalga. Zaten
Ona ben mümkün olduğu kadar 3 aydır girmiyorum. Aşı ne zaman bulunacak? Onun için ekspertler konuşuyor zaten. Ama şu an konuşulan senaryolar Cem abi, şu anki duruşuyla bile 2019 Aralık GDP'sine dünya 2021 aralığında kavuşacak gibi gözüküyor. Allah korusun ikinci bir dalga, bir lockdown'u da takip eder bir şekilde dünyada ortaya koyulursa o noktada 23-24'leri falan da konuşanlar var. 22-23-24'leri konuşanlar var. Ben biraz daha şöyle iyimserim. Bir kere dünyanın çok önemli kaslar geliştirdiğini düşünüyorum. Biz Türkiye'de Hı-hı. krizlerle boğuşmaya alışığız. Bizim başımıza gelen hiç kimsenin başına gelmemiştir. Hiç. Hiçbir ülke yok dünyada. Dünyada evet, ikinci bir ülke yok yani. Evet, deprem, darbe girişimi, yani finansal krizler, ekonomik krizler yok yani bizim memlekette. Evet. Bu sayede aslında bu kriz yönetimine de alışık bir kaslarla girdik. Bu kaslar dünyada çok şey değildi. Yani hakikaten bu noktada dünyanın bu konuyla baş etmesi noktasında onlar biraz daha pamuk içinde, yani pembe bulutlardaki bir ekonomi yönetimi, evet. şu bu, bol para, yüksek likidite, bu şekilde ilerliyorlardı. Bu anlamda ben bundan sonra dünyada bu ekonomilerin toparlanmasının hızı, bu virüsün bir daha gelmemesi ve bir yandan da tekrar patternların geri oturması noktasında görüyorum. Bunu da V demeyeceğim. Yani sektörel değişiklikler olacağını düşünüyorum. Örneğin turizm şu anda hala uçuşlar açılmamış olduğu için hala çok çok fazla etkilenmiş durumda. Ama perakende %30'larda, 40'larda bir düşüşler seviyesinde. Alışveriş merkezi giriş sayıları %40'larda Çin'de örneğin ama %50'lerde ama ciro geçen yılla aynı raporlayan yani cirosunu Hı-hı. gördüğümüz müşterilerimizde bizim perakendecilerimizde. Demek ki insanlar daha kısa gidiyor, nokta atışı gidiyor. Haftada 3 kere bu gidişte büyük sepet alıyor. Fazla ortada dolaşmadan hedefe odaklı. Fazla ortada dolaşmıyor. Alıp çıkıyor. Hedefe odaklı alışveriş yapıyor, çıkıyor. Ama şu gerçeği göz ardı edemeyiz. Çok para verildi piyasaya. Ülkelerin borç oranları çok arttı Cem abi. Şimdi Çin'de de basılıyor para. Çin'de de para basılıyor. Çin'de de Amerika'da da basılıyor. Avrupa Birliği'nde. Ülkemizde de çok katkılar sağlandı. Yani bütün bunlar dönüp dolaşıp bir yerde bu ülkelerin borç stoğunu arttırdı. Yani bu ülkeler borç stoğunun artması ileri dönük olarak bir problem mi? Yoksa zamanı bence, gelince bunları çözeriz mi gene? Borç stoğu ne dersek diyelim, enflasyonist bir baskıya dönüşmemesi için bravo. Paranın bir şekilde çelişmesi lazım, Hı-hı. çekilmesi lazım geri. Bu paraya sıkı para politikasıyla çekilecek. Bu paraya yarın öbür gün vergileri arttırarak çekeceğiz. Yani bir şekilde hiçbir yerde, yani Amerikalılar der ya, bedava yemek yoktur. There is no free yok. Lunch. Yani bu evet. basılmış olan paranın ve bu piyasaya sürülmüş olan paranın para bedava olmayacak dünyaya. Bu parayı bir şekilde bu dünya geri ödeyecek. Bunu vergileri arttırarak ödeyecek. Farklı konularda zamlar görebiliriz. Bununla ödeyecek. Hı-hı. Ama enflasyonun önüne geçmemesi noktasında da özellikle vergi enstrümanları ön planda olabilir. Bunun da ön planda olduğu noktada büyüme oranlarını ve şirketlerin gelişim fırsatlarını engelleyici bir kamu borç stoğu önümüzde olabilir. Yani ben aslında iyimserim bu olayın V değil ama kontrollü iyimserim diyorsun. U şeklinde bir yere gideceğine inanıyorum. Ama dünyanın daha da yani 2-3 yıllık perspektivinde bu yükselmiş borç stoğu gerçeğiyle de tekrar yüzleşeceğini ve o noktada bu konuyla tekrar baş etmesi gerektiğini düşünüyorum. Baş edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle ama şu anda ona o kadar kafayı yormayalım mı? Yani doğru. yoralım da şu an bence ama o kadar tabii ki ya ülkeler de o yüzden bir an evvel açılmaları bekliyor. Bir an evvel istiyorlar ki şeyler gerçekleşsin. Tekrar bir çarklar dönmeye başlasın. Yardımları kesmeye başlayabilsinler ki bir an evvel bütçe açıklarını normal bir seviyeye tekrar çekebilsinler. Tabii çok zor bir trade-off bu. Sağlıkla, yani sağlık kadar önemli bir konu noktasında hiç kolay olmayan bir yani her türlü siyasi karar için çok zor bir dönem. Yani şimdi seni herhangi bir siyasi bir yorum yapmaya zorladığımı sakın düşünme. Ben Türkiye'nin bu süreci
iyi yönettiğini düşünenlerdenim. Bunun için de tenkit yiyorum ama fikrim değişmiyor. İyi yönettiğini düşünüyorum. Ama senin gibi Türkiye'nin en önemli şahıslarından, en önemli gruplarından birine de soruyorum. Türkiye bu süreci iyi mi yönetiyor, kötü mü yönetiyor, orta karar mı yönetiyor? Şöyle Cem abi, şimdi Türkiye'de aslında rakamlar bence çok net. Yani burada ben yani çok kıymetli hastanelerle bizim de işbirliklerimiz var. Cerrahpaşa Hastanesi'yle, Çapa Tıp Fakültesi'yle temasımız oldu bu süreçte. Bazı bir takım konularda destekler sağladık, işbirlikleri yaptık. Bunun bu pandemiyle mücadele noktasında yani ben hakikaten günlük akış noktasında hem bazı özel hastanelerle hem de kamu hastanelerimizde hakikaten yakın bir diyalog içindeydim bu süreçte. Bu noktada ben yani İtalya, İspanya'da gördüğümüz görüntüler, yani İngiltere, çok ayrı olarak İngiltere'de gördüğümüz görüntüler, Amerika, Amerika'da gördüğümüz görüntüler, ama o yani artık hastane koridorlarında hastaları tedavi ediliyordu. Yani ölen insanlar. Bizim ülkemizden hiçbir şekilde bu görüntüyü görmedik biz. Yani görmedik. Bizim olmadı sağlık tarafında olmadı abi ya, kesinlikle ben bunun olmadığına eminim. Ben yani gerçekten hani bazı yani her şeyi doğrusuyla eğrisiyle konuşmak bence bir şeyi yanlış gördüğünüzde orada sonuç almanız adına da bence önemli. Yani bence çok doğru söylüyorsun. Bir şeyi eleştirirken de farklı bir şeyi de övebiliyorsanız aynı konuyla ilgili, bence eleştirinizin de gücü, dozu artabilir. Yani bunu ben böyle samimi olarak söylüyorum. Buna olan itirazı anlayamıyorum. Çünkü bunun olmadığını biliyorum ülkemizde. Böyle bir şey yaşanmadı. Ve bence burada tedavi protokolleri uygulanmış olan cesaretli bir, yani ben o tarafta doktorlarımızın çok sıkı bir iletişim içinde olmuş olduğuna inanıyorum. Altyapımız, hastane altyapımız, adetleriyle, teknolojisiyle yakın vakitte bu yatırımların yapılmış olması çok büyük bir şans. Evet, zaten Avrupa'ya gittiğiniz çok şey aynı şey değil mi? Yollar bozuk, şey olmuş. Yani bunlar yani çok saygı duyduğumuz çok büyük, çok önemli ülkeler. Evet. Hem medeniyet anlamında hem her türlü, yani Avrupa Birliği diyoruz, oraya hedefi koyuyoruz. Tabii ki bir takım bazı konularda bizden daha gelişmişler ama bu konuda hiç şüphesiz biz iyi bir sınav verdik ve ben bu konuda başkan sizin... Ya çok mutlu oldum yalnız olmadığım için bu konuda. Çünkü hele bu son günlerde biraz rakamlar çoğalınca, işte ikinci pandemi korkusu çoğaldıkça yani ben enseyi karartmayalım diyorum. İnanmaya devam edelim. Ben şu aynı anda şeyi iyi yönetiliyor bu süreç. Ama biz insanlar olarak da sorumluluklarımızı yerine getirelim. Yani adamlar maske takın diyor, maske takmıyoruz. Maske takın. Social distancing diyorlar, uymuyoruz. Elini yıka diyor, onu bilmiyorum, yıkıyor muyuz, yıkamıyor muyuz. Ondan sonra da dönüp devlete, arkadaş sen yanlış yapıyorsun deme hakkına sahip değiliz. İnsanlar yani, kendi sorumluluklarını yerine getirecekler. Yani inanın bana bu dediklerinize çok katılıyorum. Yani bu sefer de açıldık. Bu açılmada yani artık maske, yani yanlış okumadıysam bugün maske takmak bazı illerde zorunlu hale getirilmiş. Yani 45 yani, ilde. Bu kadar insanların 45 iyiliğini ilde. Evet. Yani bu kadar insanların kendi sağlığını koruması gereken bir konunun zorunlu hale getirilmesi kadar, yani maske takmayan birine ceza, ki yani ne kadar üzüntülü. Çünkü bunu zaten kendi sağlıkları için insanların takması gerekiyor. Ama ben de özellikle yürüyüşlere çıktığımda bazı akşamlar gördüğüm manzaralar hakikaten hem yani sosyal yakınlık anlamında hem maske takmayan kişilerin çokluğu anlamında restoranlarda hiçbir oturma düzeninde bir, yani bu konularda en öne herkes her yeri denetleyemez. Hani ilk çıkışı, ilk girişi denetlenir. Yok, imkan yok buna. Ama Murat, yani buna imkan her yok. Zabıta, her polis, her restoranı nasıl denetleyebilir? Böyle Ki? Bir şey yok. Mümkün değil. Bunu hiçbir devlet yapamaz. Hiç insana kendi hiçbir devlet yapamaz. Bir de gerçekten her şeyi devletten beklemekten de vazgeçelim. Herkes kendini denetlemekten ve kendi kendine bu noktada bir sorumluluk duymaktan sorumlu. İlk başta da böyle, hep ben bu şekilde düşündüm. Herkes hastaymış gibi, kendinde COVID varmış gibi davranacak ki
Covid yayılmayacak. Yani bu biriyle yani bir evet. profesör bunu demişti Oxford'da. Yani birileri bir gün bunu anladığında o gün göreceğiz diye. Ben hep şeye inanıyorum bir yandan da. Değişen dünya şu bu. En korktuğum şey çok hızlı Covid'i unutacak olmamız. Yani eğer biz Covid sonrası Cem abi dersek ki ya bu 1918'de olmuş, bir daha 2020'de oldu, bir daha 100 sene sonra olacak, 2120'de. O zaman yandık işte. Yani biz eğer bunu bir daha 100 yani sene benim sonra... Yani benim de en büyük endişem bu Murat. Çünkü bu Covid bu, yani bir sürü insan öldü. Tamam mı? Bu insanların ölümüne saygısızlık olur yani. Bir şey kapmadan tabii. şey yaparsak. Ya Tassan bu ekonomik sıkıntılar. Yani bir sürü insan ekonomik sıkıntı çekiyor. Yani çok bunlara doğru. yazık olur. Çok yazık olur. Eğer unutursak. Ve buradan bir şey çıkartmazsak. Çok doğru. Çok doğru. Burada, buradan geleceği yeniden tasarlamazsak. Çok doğru. Gibi. Burada çok sosyal, burada çok sosyal sıkıntılar yaşandı. Burada çok, yani çok küçük alanlarda çok kişi bir aradayken daha farklı çocukların tecrübeleri olmuş olabilir. Farklı konularda şahitlik etmiş olabilirler. Normalde okulda olmaları gereken Tabii. bir saatte. Yani bütün bunların evet. Bir daha yaşanmaması adına bu sorumluluk hepimizin ortak sorumluluğu. O maskeyi takacağız, bu şeyi yapacağız, bu mesafeyi koruyacağız, dikkatli olacağız ve hep bu sorumluluk içinde hareket edeceğiz. Hakikaten bu doğru çok söylüyorsun. Ve Murat bir şimdi daha bu finans 100 sene sonra pardon. Gelir gibi davranmayacağız. 100 sene sonra gelir Yok. gibi davranmayacağız. Yok. Bu yani görünen o ki de bu tip işte virüs, doğal afetler, iklim değişiklikleri bunlar zaten dünyanın önündeki aralıklarla olacak gündemler. Bunlar böyle eskisi gibi 100 senede bir falan olmayacak. Büyük bir ihtimalle daha kısa sürelerde olacak. Ve bunları yönetmek durumundayız. Çok çok doğru, çok katılıyorum. Gerçekten süreci bundan sonra da her türlü yani hep bir şekilde böyle bir sürece tekrar dünya girebilir gibi yönetmemiz lazım. Girebilir Bence, gibi. Bence bir miktar belki turizm noktasında burada yani bence kendiliğinden biraz mobilite de düşecek. Yani bence bazı konularda yani gerekli olmayan seyahatlerimiz kısılacak. Bu turizm için çok iyi bir haber değil bu arada. Sizin bu sektöre ne kadar Evet, karşınızda? evet ama bu realiteyi de bilmek ama ve buna bu göre bir realite trade-off planımız olması gerekiyor. Olması lazım. Bununla baş etmemiz lazım. Yani ben dünyadaki örneğin atıyorum 2019'daki uçmuş olan uçak sayısına dünyanın yani belli bir süre bir plan çerçevesinde gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi tatil bir konu ama mesela şu anda bütün dünya dijitalle birbiriyle toplantı yapıyor. Bunu önümüzdeki aylarda, önümüzdeki dönemde kaldırmayacak. Yani firmalar insanlarını göndermeyecekler. Şimdi ismini söylemek istemiyorum. Çok büyük markalar bunlar. Elemanlarının Temmuz 2021'e kadar seyahat etmesini şu anda yasaklamış vaziyetteler. Bunları anons etmiyorlar. Ama bir toplantınız olduğu zaman bunu söylüyorlar size. Tabii ki business trafiği geri gelecek. Yani çok fena geri gelecek. Ciddi ölçüde. Bir de inanın bana yani bu gibi toplantıların, Zoom üzerinden yapılan toplantıların da hakikaten verimli bir şekilde yapılabildiği de ortaya koyuyor. Siz de mi Zoom'u kullanıyorsunuz? Ben Zoom'u kullandım, evet. Yani ilk günlerde böyle bir tane hesap açtım kendime. $15 mı ne ödedim? Ve öyle. 14.90 hatta 14.90 evet. Her türlü biraz reklam yapmış olduk. Her türlü sayı. Peki Murat hiç, mesela siz mesela bu dijital komünikasyonu artık bir normal bir prosedür haline getirdiniz değil mi? Önümüzdeki normal bir prosedür için. Haline getirdik. İnanın bana. Yani memnunsun da. Memnunum, gayet memnunum. Yani gayet performans da artmış vaziyettedir büyük bir Kesinlikle. İhtimalle. Yani bazı çünkü alanlarda daha konsantre oluyoruz, daha fokus oluyoruz. Çok yani doğru. Bizim normal olarak böyle bir bu kadar konuşmayı bu kadar kısa sürede yapmamız fiziksel olarak mümkün değil. Çünkü gerçekten bir çok türlü doğru. Dalacaktık başka şeylere. Çok doğru. Yani İnanın açtığı vaktin haddi hesabı yok. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Şu örneğin yani şahsen bile yani kişisel gelişimimizde de bence okuduğumuz kitap ne diyorsun? Vakti tabii. de arttı Tabii. bence. Yollarda geçirilmeyen vakitten. Bir yandan
Bir yandan ben yani örneğin tam yemekten önce yapardım. Bazı günler yetişemezdim, edemezdim. Spor yapma şeyimi çok daha fazla arttırdım. İşte 2, 3, 4, 5 kilo verdim falan. Yani böyle hakikaten bazı konularda da insanların kendiyle bir yüzleştiği, kendini daha bir iyi tanıdığı, kendinin yani sağlığa önem verdiği ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladığı ve hani bunu da bir anlamda bir artıya çevirdiği de bir süreç oldu. Tabii ki bütün dünya için çok büyük acılar yaşandı. Çok zor bir süreçti. O nedenle hani hiçbir zaman onları göz ardı etmekle bu yorumu yapıyorum. Etmeksizin. Hakikaten bazı konularda farklı reflection'lar, farklı yansımaları da yaptığımız bir dönem oldu Cem abi. Murat, yani bir müddettir seni fiziksel olarak görmüyordum. Ama görüyorum ki pozitif dünya görüşünü, pozitif bakışından en ufak bir geriye gitme yok. Ve bundan çok mutlu oldum. Çünkü seni sen yapan hep bu pozitif bakışın, insanlarla pozitif iletişimin, bu sempatikliğin, bu güzelliğin. Buradan hiçbir şey kaybetmemişsin. Yanaklarından öpüyorum. Şimdi eğitime geçelim. Çünkü Özyeğin Üniversitesi Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden. Belki en çok öğrenci yok ama çok kaliteli bir eğitim var ve çok kısa zamanda bu konuda marka olmuş bir bunun sebebini yani bunu nasıl kısa zamanda becerdiniz? Ya şimdi burada inanın bana hızlandırılmış bir üniversite kurma ve bunu hayata geçirme ve hani nasıl bir hızda olduğunu tarif edemeyeceğim şekilde çok babam, yakından takip ettim. Babam gerçekten babam yani. Bu konuda bütün krediyi verebilirim, vermem lazım. Tabii ki mütevelli heyet üyelerimizi şu an her birine ayrı ayrı bütün katkıları için teşekkür ederek babam diyorum ama inanın bana yani birçok üniversitenin belki 20-25 yılda gelmiş olduğu yere 10 yıl itibariyle gelmiş olmasının hem öğrenci kalitesi yani bu çok çok ölçülebilen bir yer. Bu üniversite işi tabii ölçülebilir yani, tabii. Çok inanılmaz yani sizin üniversitenize hangi departmana, hangi alana kaçıncı sıradan hangi öğrenci girdi inanılmaz net görüyorsunuz. Bir yandan öğrenci memnuniyet anketleri var. Bir yandan farklı farklı konularda bana inanın buradaki passion ve buradaki o heyecan hep babamınkiydi. Yani gün geldi kutu kutu Amerikan futbol takımı kasketleri ve formaları taşıdı öğrencileri için. Yani kendi taşıdı bizzat. Evet. Gün geldi yani öğrencileriyle her türlü zor anda yanında oldu. Tabii ki kurucu rektörümüz Erhan Hoca, tabii ki geçtiğimiz yıllardaki rektörümüz Esra Hoca. Erhan Hoca da bu birkaç ay önce tanıştım. Çok enteresan bir adam. Çok güzel. Çok çok inovasyon yüksek, muhteşem. Çok kıymetli bir insandır. Yani standart dışı bir hoca. Kurucu rektörümüz, babam da o da çok girişimci. İkisi de çok güzel tango yaptılar diyeyim. Ama Esra hocamız da hakikaten özellikle de çok koşan bir yapıda da çok bizi böyle sıkı tutan ve hani bu kadar hızlı giderken de bu kadar yoğun ve hız içinde giden bir büyüme içinde de arkamızı müthiş toparlayan ve ayaklarımızı gerektiğinde yere indiren bir rektörümüz. Çok kıymetli. Tabii ki bir sürü takım oyuncusunun olduğu bir hikaye ama gerçekten lideri babam oldu, Hüsnü Bey oldu. Ve bunu bilmediğim için soruyorum. Siz online eğitime geçmiş miydiniz koronadan önce? Biz aslında bu konuyu 1,5 yıl evvel BCG ile bir program yapmiştik. Bir danışmanlık şirketiyle. Tamam. Ve onlardan bu danışmanlık şirketi de bizim üniversitemizin ileride en doğru yapılanmayı kurması adına nelere odaklanması lazım? Buradaki bir gap analizi, ileride ne gibi konularda kaslarımızı geliştirmemiz lazım? Hangi konuları gündemimize almamız lazım? Bütün bunları yaparken biz online education'da burada en önde gelen unsurlardan biri olarak çıktı. Ve bu alana yatırım yapmaya başlamıştık. Ama tabii ki 910 adet dersin, 850 adetini yani 3 hafta sonra vermeye başlayacaksın demiş olsa bile ya sen herhalde aklını becerdiniz. Ve becerdik. Ama becerdiniz. Hocam, burada da o krediyi tabii ki babamın geliştirdiği entrepreneurial kaslar çok önemliydi, girişimci kaslar ama hocamıza vermeliyim hakikaten ve ekibine. Hakikaten çok kuvvetli bir iş çıkardılar. Çok başarılı oldular. Sanıyorum da evet ilk 5'te oldu ya 4 ya 5 olarak hızlıca bu konuda da bir anket ve bir şey yapılmış çalışma ve
Burada da üniversitemiz Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında online eğitimde en kaliteli eğitimi sunan 5. üniversite. İlk 5 üniversiteye girmiş. Evet. Muhteşem, muhteşem bir sonuç. Murat, eğitim yeniden tasarlanmalı mı? Yani bu korona, çocuklar evde kaldı, online eğitim yaptılar. Kimi aileler mutlu, kimi aileler mutsuz. Hocalar, kimisi mutlu, kimisi mutsuz. Ama bu post-korona, ileri dönük olarak Türkiye'de eğitim yeniden tasarımlanır mı? Yeniden dizayn edilir mi? Bu gerçeklerle. Şimdi Cem abi şöyle söyleyeyim bu konuya cevabımı. Bill Gates de bir yorum yaptı. Ben hem çocuk, 3 çocuk gözlemledim. Yani ikisi biri yani lise, orta, ilk. Üçünden de çok şükür var. Evet, biliyorum, sende 3 tane var maşallah. O yaşta üç ayrı çocuğu gözlemledim. Bir yandan üniversite öğrencilerimizi yakından takip ettik tabii ki. Bir yandan Harvard Üniversitesi Danışma Kurulu üyesiyim. Bu nedenle onların da bu konuyla ilgili paylaşımlarını çok yoğun bir şekilde aldım. Evet, burada da verimli tarafları ciddi var. Ve bazı konularda hibrit bir model bence oluşacak. Hibrit. Hibrit bir model oluşur. Ama özellikle yaş küçükken, yani benim bile bazen 4-5 tane Zoom toplantısını arka arkaya yaptığımda bütün akşam baş etmekte zorlandığım bir şeyim oluyor yani. Baş ağrım falan olabiliyor. Aynı zamanda yani bütün bu sistemin konsantrasyon açısından da classroom yani sınıf tecrübesi, oradaki arkadaşlıklar. Yani benim çocuklarımın okulu açıldı 4 haftalığına yurt dışında. Koşa koşa gittiler. Yani sosyal environment ortamlarını, arkadaşlarını görmek adına, spor fasilitelerinde bulunabilmek adına. Bu anlamda yani birçok konuda ve aynı zamanda da bu gibi yani ben eğitimin de Bill Gates de şey dedi, belki takip etmişsindir Cem abi. Ettim. Eğitim dedi en geriden gelecek o. Yani eğitim hiçbir zaman tam dönüşmeyecek dedi. Az dokunulacak konulardan birisi. Evet, bunu söyledi. Ben bu görüşe katılıyorum ve inanıyorum ki üniversite kampüsleri cıvıl cıvıl, liseler, ilkokullar cıvıl cıvıl bir şekilde yine çok yoğun öğrenci kabul edecek. Ama evet, bazı konularda da tabii ki çok farklı kaslar gelişti. Özellikle ya Harvard Business School'un executive education'ı bile yani. Orada bile demek ki en önemli olay networking'miş. Yani bir birliktelikmiş. İşte o firmanın CFO'su ile bu firmanın CFO'su tanış. Orada bile yani yaşı kaç yaşında kişiler? Siz ben gidebiliriz yani. Hani bizler tabii, gidelim. Tabii. Biliyorsunuz yaş ortamı. Orada dahi ya ben bu term online girmek istemiyorum. Seneye orada çevre edinmek istiyorum diyorlar. Ne derseniz deyin, Zoom çok verimli, çok güzel kullandık. Kullanacağız da. Ama Zoom'dan arkadaş edinmek kolay bir iş değil. Değil. Yani yüzden, benim hanımla da olan tartışmamızda onun öne koyduğu en önemli konu bu senin söylediğin networking konusu ve social environment. Bunlar ikisi olduğu müddetçe ve önemli olduğu müddetçe hep bu bir hibrit modellerle çözülecektir. Tabii ki hibrit olacak ama tamamen bir dönüşüm. Çok da güzel anlattı. Şimdi zamanımız azaldı. Yani mesela finansta muhteşem bir imajınız var. Efendim gayrimenkul geliştirmede muhteşem imaj. Eğitimde muhteşem. Ama siz aslında bir turizmcisiniz. Ve de Türkiye'nin bence en güzel otellerinden birini işletiyorsunuz. O da Swiss Hotel İstanbul. Çok yani siz o konuda hiç ortada değilsiniz. Fakat Swiss Hotel İstanbul bence dünyanın en güzel otellerinden birisi. Ben de gençken, yani gençken dediğim şöyle bir 20 sene önce, 2 sene falan Swiss Hotel Residence'larda yaşamıştım. Dolayısıyla çok yakından biliyorum. Tamam mı? Yani yaşadım da orada. Turizmle ilgili de bir şeyler söylesen bize. Tabii ki, tabii ki Cem abi. Ya turizm bir kere ülkemiz için çok 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 özel ve çok önemli bir sektör. İstihdam çok önemli. Ülkemize döviz girdisi için çok önemli. Ülkemizin kronik bir cari açık problemi olduğu için, enerji açığı dolayısıyla ve kendi kaynakları olmadığı için petrol, doğalgaz gibi çok önemli. Ve yani sırf cari açık kesinlikle değil, istihdam için özellikle çok önemli. Bu anlamda bu sektör
bizim açımızdan da çok kıymetli ve önemli. En büyük işlerimizden biri değil, haklısınız. Ama bizim için de çok gurur kaynağı olan bir yer. Birçok tanıdığım için ilk yani düğünümü orada yaptım der, ilk suşimi yedim der, ilk Çin yemeğimi orada yedim diyen vardır, ilk fondümü orada yedim diyen bir sürü insan vardır. Yani ilk tenisimi orada her şey çok yenilikçiydi. Her zaman yenilikçiydi. Yani yenilikçiydi. Bir de alanlar büyük. Siz bilirsiniz ne kadar önemli olmuş. Çok. Ya bahçeye şöyle koyayım. Yani Cem abi düşünsenize yani. Şehrin göbeğinde 3 tane tenis kortu. Hangi şehirde böyle bir şey? Roma'da falan bir şey biliyor musunuz? Yok yani? Böyle bir şey. Evet. Londra'da falan. Şehrin göbeğinde 3 tane tenis kortu. Mümkün değil. Ya da öyle bir bahçe var ki bahçesine bir de şale koydum falan. Yani bunlar daha otellerinde olan şeyler. Ve muhteşem de bir management var. Yani çok güzel yeni management'ı takdir etmemek mümkün değil. Bizim bu yani bence Swiss Hotel'e sınıf atlattı yani. Ve aynı zamanda öyle görüyorum. Türkiye'ye de çok katkısı oldu. Şöyle ki inanın ben çok görüyorum başka bir şeyde misafir olduğumda başka bir otelde bir arkadaş görüyorum ya kardeşim sen bizdeydin işte Murat Bey buraya. Yani Türkiye'de yani İstanbul'da özellikle çok eleman da yetiştirdik. Çok turizmci yetiştirdik. Evet. Çok kıymetli arkadaşlarımız birçok otelde genelde promosyon da olaraktan yani müdür yardımcısı size müdür olarak gidiyor. Farklı konularda. Evet. Bu nedenle bizim için bir gurur kaynağı. Bu önemli değerin sahibi olmak tabii bir sorumluluk da gerektiriyor. Her türlü çevreye, doğaya renovasyon yapmamız gerekliliği noktasında çok da emek harcadık bu konuda. Bütün binamızı altyapısıyla her şeyle yeniledik. Muhteşem de bir mimarla. Muhteşem bir iş mimarla yaptınız bunu. Evet. Güzel, çok hoş bir hanımefendiyle yaptık. Çok doğru. Yani evet, şöyle söyleyeyim. Miss Kuan. Evet, Kuan. Çok kıymetli bir kişi. Yani biz bu konuda gerçekten Türkiye'de ya Türkiye'de yani İstanbul'da Türkiye'de henüz hak ettiği yerde değil. Avrupa şehirlerine göre, dünyanın bazı şehirlerine göre bence hala ama potansiyeli çok yüksek. Bu dönemi de umarım en hızlı şekilde olabilecek atlatacak bütün bu şehirler ve turizmde sizin de çok gönlünüzü verdiğiniz bir konu olduğunu biliyorum. Yani benim hayatımda bir daha söyleyeceğim, başında olmayanlar olabilir. Gördüğüm en kusursuz projeyi siz yaptınız. Yani ben bu kadar muazzam bir Murat çok teşekkür ederim. Bunu hayal etmiş olup o hayalin içine beni katmış olmanız bile benim için büyük bir mutluluk ve şerefti ve vizyonumu açan bir olaydı. Bunun için de size de tekrar teşekkür ediyorum. Murat özlemişiz seni çok. Bu muhteşem sohbet için sana çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sorulara girip insanların kafasını karıştırmak istemiyorum. Çünkü bizi dinleyen birçok insanın niye seni rol model olarak davet ettiğimi anladığını ve bunu enjoy etmesini arzu ediyorum. İnşallah gene birkaç ay sonra gene beraber oluruz. Orada başka konularda konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Efendim siz de bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Murat babana da çok hürmetler. Hemen paylaşacağım Cemal. Herkesi. Çocukları da öpüyorum. Sevgiler size de tüm güzel ailenize en içten sevgilerimle. Kendinize çok iyi bakın. Sağ ol. Çok görüşmek çok üzere. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok sevgiler.